Bu alan kılavuzu Pix4D Capture uygulaması ile insansız hava aracı kullanımına ilişkin bilgileri içermektedir. Anlatım, insansız hava aracının ve uygulamanın kullanım kılavuzlarının yerini almaz. Ancak bazı önemli noktaların anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. Video kurgusunda insansız hava aracı olarak Phantom 3, uygulama olarak ise Pix4D Capture kullanılmıştır. Bu nedenden dolayı harita oluşturmaya başlamadan önce listede de belirtilmiş olan adımları biliyor olduğunuz varsayılacaktır. Son olarak bu kılavuz bir sonraki adım olan Pix4D eşleştiricisinde işlemeyi açıklamamaktadır. Ekranda kullanılmış olan insansız hava aracını ve kamera özelliklerini görmektesiniz. Araç ile ilgili olarak daha geniş bilgiye internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Pix4D Capture, Android veya iOS cihazlarda çalışabilen ve Pix4D yazılımında işlemek için uygun görüntü gruplarının yakalanmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır. Uygulamanın ana ekranı, ayarlara erişmenin yanı sıra grid, poligon gibi farklı görevlerin seçilmesine olanak da sağlar. Bu bölüm uygulamada hangi hava aracının kullanılacağı, kullanılacak olan kameranın özellikleri, ölçü biriminin ayarlanması gibi genel ayarlar içermektedir. Görev sonunda verilerin indirilmesini sağlayan bölümün işaretlenmemesi, görev süresinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktadır. Harita görünümü her görevi düzenlediğiniz ve ardından başlattığınız yerdir. Görev ile ilgili olarak yaptığınız ayarlamalara bağlı olarak, örneğin yükseklik ayarı veya kapsama alanı, görev süresi gibi bazı bilgilerde değişiklik olduğunu göreceksiniz. Harita üzerindeki göstergelerin neleri ifade ettiği ise şöyledir. Bu bölümdeki ayarlar sekmesi mevcut göreve ait ayarları içermektedir. Normal ve gelişmiş olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Bu menüden kameranın çekim yaparken olması gereken açı, hava aracının hızı, resim çekme hızı gibi ayarlar yapılabilmektedir. Yapılan ayarlar sadece o göreve aittir. Son olarak Start butonuna bastığınızda karşınıza gelen pencere görevin başlayabilmesi için gerekli olan kontrol listesini içermektedir. Eğer tüm liste onaylı durumda ise görevi başlatabilirsiniz. Bundan sonraki bölüm teorik olarak açıklanan kısmın uygulamasını içermektedir.
Son olarak hava aracı başladığı yere dönerek görevini bitirir. Bu noktadan sonra çekilen resimlere hava aracı üzerinde bulunan SD karttan ulaşabilirsiniz. Ancak bu videoda göstermek amaçlı olarak görev bitiminde verileri aktar seçeneği açık olduğundan resimlerin tablete aktarıldığını görmektesiniz.